Şu yemek yemedeki asalete bak. Daima böyle. Sabah erkenden akşama kadar böyle. Rob de Chambre'ını giyiyor akşamları falan mesela. Sabah yine öyle çok şık. Başka var mı? Bir tane daha var, onu görmediniz siz. Ekrana verebilirlerse fotoğrafı. Ya kardeşim çok olması lazım. Başka Bu bir herhalde. tane iki tane değil. Her sofrası şık. Ya böyle kalabalık sofrası Evet, falan vardı ya, ne oldu hani onlar? ona bakmamız lazım. Evet. Şarap falan hesabı mı? Evet. Ya kardeşim Atatürk'ün sofrasına bir dur mu konulmuş ya? Allah, bir de bu mu çıktı diyor. Atatürk bir kere sofraya şarap marap getirtmiyordu. Ne şarabı ya? Yani isteyen içiyordu öyle. Herkese şarap içeceksin diye öyle bir şey yok ya. Ayrıca Atatürk rakı içerdi ya. Şarap diye bir şey yok. Gören anlatıyor. Böyle böyle leblebiler vardı diyor masada. Leblebiyle. Çok az bir şey. Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk Orman Çiftliği iyiydi mesela orada olsa. Oran iklimi iyidir Ankara'nın, yani şey için. Kurak iklim, nemli değil. Orman çiftliğinin olduğu yerde iyi. Mesela orada bir köşk yapabilirlerdi. Orayı iyiydi. İçki tabii ki zararlı zararlı ama paşaya uyar yapmazlar. Ya paşam, biz seni çok seviyoruz Allah aşkına, şu rakıyı ben senin elinden alayım, şakadan alırsın. Verirsin ayranı. İçirtmeyebilirlerdi. Sigarada da ya paşam bak biz seni çok seviyoruz. Allah rızası için tamam bir iki duman al, şöyle az bir şey içiyorsan iç de. O bu artık bundan bitsin falan, bak biz seni seviyoruz ya. Millete de ricacı da ettirebilirdi. Mesela gelse binlerce kişi birine rica etse kıyamaz, yapmazdı yani. Önüne gelen içiyor. O Hasan Sakallar falan hepsi kafa çekiyorlardı. Orada içmeyen yoktu. Sigara içmeyen de yok. Sigara içmeyen de yok. İçmeyen de yok. İçki içmeyen de yok. 60'lar falan modaydı içki. Herkes içiyordu. Ben biliyorum yani bizim çevremizdeki insanlardan falan da biliyorum. İçmeyen çok nadir insan vardı. Abdülhamit döneminden kalma bir moda. Osmanlı aydınlar hepsi kafayı çekiyorlar diyor, hemen hemen tamam içiyordu. Ama orada işte ağırlık koyup hiçbir şekilde içirtmemeleri lazımdı. Öyle olsa Atatürk, yani tabi kader de böyle olduğu için oluyor ama illa ne olurdu? En az mesela 57, çok genç bir yaş. 67, 77, 87 falan. Rahatça yaşayabilirdi 70, 87'ye, 97'ye kadar da yaşardı rahatça. Rakı içtiğinde ne olur biliyor musun? Önce mukozayı yakar. Mukozadaki hücreleri yakar. Ağız mukozası. Gırtlağı yakarak gider. Mide mukozasını yakar. Bembeyaz oluyor. Oradan gider karaciğere bir dalar. Karaciğer su gibi çok körpe bir organ. Alkolü gördü mü aklını atar karaciğer. Acayip rahatsız olur. Hemen onu yağa çevirmeye çalışıyor kurtulmak için. Bela olarak gördüğü için. Yağa çevirmeye çalışıyor. O arada da gücü yetmiyor hepsine. Ve muazzam tahribat yapar. Oradan ne oluyor? Direkt beyine. Beyin su gibi bir hücre. Su gibi hücreler. Onları da yakıp kavuruyor. Müthiş zarar verir. Kafam iyi diyor. Ne kafan iyi? Zehirlendin sen. Nereye iyi oluyor? Başın dönüyor. Miden bulanıyor. Nereye iyi oluyor? Mahvoluyorsun. İçkiye hiç kimse itibar etmesin. Hiçbir faydası yok. Son derece zararlıdır. Rakıda, şarapta, birada bunların hepsi zarar. Yani alkol hepsi zarardır. Evet, dinliyorum. FETÖ'nün medya ayağına mensup olmakla suçlanan Nazlı Ilıcak duruşmada kendini şöyle savundu. Ben eğer tarihçi Kadir Mısırlıoğlu olsaydım bana yönelik anayasal rejimi değiştirme iddiasında bir haklılık payı bulunabilirdi. Lakin demokrasiye geçtikten sonra bizim İslam varlığımızı küp gibi devirdiler diyen ben değilim. Ben hiçbir zaman cumhuriyet rejimini 100 yıllık parantez ya da reklam arası gibi görmedim. Ben bir cumhuriyet kadınıyım ve laik cumhuriyetin imkanlarından yararlanarak bugünkü konumuma geldim dedi. Bir de FETÖ'nün medya ayağına mensup olmakla suçlanan Nazlı Ilıcak duruşmada kendisini şöyle savundu.
Ben eğer tarihçi Kadir Mısıroğlu olsaydım, bana yönelik anayasal rejimi değiştirme iddiasında bir haklılık payı bulunabilirdi. Lakin demokrasiye geçtikten sonra bizim İslami varlığımızı küp gibi devirdiler diyen ben değilim. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet rejimini 100 yıllık parantez ya da reklam arası gibi görmedim. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım ve laik Cumhuriyet'in imkanlarından yararlanarak bugünkü konuma geldim. Ya tamam da kardeşim, Fethullah Gülen'in yaptığı yapılanma, züppe, millete tepeden bakan, çok özür dilerim, kaşar. Kaşar da yani böyle yüzsüz yani. Homoseksüel, devleti beğenmeyen, halkı beğenmeyen, Türk halkını beğenmiyor. Vatan görmüyor. Yok, Türk halkını beğenmiyor. Yani vatan, Türkiye'yi beğeniyor. Türk halkını beğenmiyor. Adam yerine koymuyor yani. Türk milletini adam yerine koymuyor. İngiliz gizli servisine hizmet etmeyi kutsal sayan bir kafa. Eğer yanlış bilmiyorsam sen de bunlarla kuca kucağıydın. Sen Cumhuriyet'i değiştireceksin değil mi ki? FETÖ hareketi laik bir harekettir. Ve Cumhuriyet'e de sahip çıkar. Yani şimdi orada bize anne gereksiz bir kafalama yapıyor. Bak, FETÖ hareketi Cumhuriyet'e sahip çıkıyor, laiktir. Fakat züppe ve çakaldır. Kahpe ve kalleştir. Tuzakçıdır. Komplocudur. İngilizlerin devletine hizmet etmeyi, o alçak sistemin bir üyesi olmayı onur ve şeref gören, Türkiye'yi kendi vatanı olarak görmeyen, Türk halkından nefret eden bir yapılanma. Yanlış mı, doğru mu? Doğru. Bu kafadalar. Sen bunlara eğer yakın olduysan, bunları desteklediysen konuşacak bir şey yok. Ben laikim demeye gerek yok. Zaten FETÖ'cüler laikler. Laikliğin kitabını yazar adamlar yani. Oradan bir konu yok. Ama Kadir Mısıroğlu'nun ben dikkat çektiğim için dikkat çekmiş. Benim konuşmalarımda da uyanmış. O yapılanmanın farkındaysın anladığım kadarıyla. Anlattıklarımdan anlamış. Bu Akit falan. Kadir Mısıroğlu, Abdurrahman Dilipak, Mustafa İslamoğlu, bunlar bir ekip. Bu devlet için bir risk oluşturur mu? Bunu devlet çok iyi takdir eder. Yani bunu Cumhuriyet Başsavcısı değerlendirecektir. Devletin ilgili birimleri değerlendirecektir. O ayrı mesele. Atatürk'ün rahmetin sofrasını göstert. Ya şu sofranın güzelliğine bak sen ya. Ve oradaki insanların kalitesine, güzelliğine bak. Atatürk orayı doldurmuş yani maşallah. Ya bizim Türkçü hocamız vardı, Ruhisel. Rahmetli Atatürk'te karşılaşmış. Çocuklar diyor yani gözüne bakılamıyordu diyor. Ben samimi olarak söyleyeyim, bakılamıyordu diyor. Ben karşılaştım diyor. Hocam gerçekten mi dedik? Gerçekten dedi ama. Kesinlikle bakılamıyor dedi. Ya ben denedim dedi, bak bakılamıyor dedi. Yani yabancılar da bu kanaatteler. Yani o çok önemli bir şey. Akıl almaz keskin ve çok zeki bakıyor ve çok delici bakıyor böyle. Yani delip geçiyor bakışları. Öyle bir bakışı var. Bu özelliğini bilmeyen yoktur ama pek kitaplarda onu yazmıyorlar ne hikmetse. O Atatürk'ü gören herkes bilir. Evet. Özetle Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e sahip çıkacaksa dindarlığıyla, kalitesiyle, klaslığıyla. Şimdiki CHP'lilere bakıyoruz, oho, bir kısmı için söylüyorum, kafayı tıraş ettirmiş, bir karış şort, ayağında lastik ayakkabı. Öyle Atatürkçü olunmaz. Atatürk'ün kalitesine, klaslığına, görgüsüne, nezaketine, milliyetçiliğine, kabadayılığına, devlet terbiyesine,
nezihliğine, dindarlığına, Kur'an Müslümanlığına özenerek olur Atatürkçülük. Evet, dinliyorum. Nazlı Alacak savunmasında